Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آل عمران سورة 98 آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. الله تعالى يتكي ey kitap ehli, yani Yahudiler ve Nasraniler ve onları yokşagenler, Allah'ın ayetlerine nimi üçün kafir bulasızlar? Ve Allah Teala sizlerinin kılıyaptırgen amellerinizge şahittir, yuvahtır. Siyutiyeti ettiler. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَةِ اللّٰهِ ey kitap ahli, nimi üçün Allah'ın ayetlerine kafir bulasılar? تَسْرِفُونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَيْ د۪يلِهِ ve Allah'ın yoludan bürülüp gitesizler, yani dininden. Bu ayette Allah subhanehu ve teala bana ahli kitabke, Yahud Nasrani ve onları yokşayanlarına hitap kılıyordu. Ötken ayetlerine alakası, İslam'ın haklığı, İslam'ın sabitliği, tarihte ötken bütün peygamberler ve onları geçken avliyalar, hepsi İslam'da bu genliği, İslam'dan başka dinlerin hepsinin batılığı, küfürlüğü, bunlar beyan kılındı. Ve biz aniq bildik ki Yahud Nasraniler İslam'ın haqligini bilişedi. Özlerinin emelleri, haletlerini, küfürde şirkligini bilişedi. Şunun için indi Allah Teala, mene şu nesene onlara hitap kılveti etti ki, ey ahli kitab, nimi üçün Allah'ın ayetlerine kafir bulasızlar? Onlar fakat yine bizge nispetlenmez. Fakat yine Kur'an ayetlerine kafir bulgeni yok. Fakat yine Muhammed Aleyhisselam'ın mucizelerine kafir bulgeni yok. Yukarıda ettik ki, onlar evvela özlerinin peygamberine kafir buluştu. Özlerinin kitaplarına kafir buluştu. Ve bütün peygamberlerine, bütün kitaplarına kafir buldular. Bütün feriştelerine kafir buldu. Ve bir yerden sabit buluyordu ki, ahli kitap, Yahud Nasraniler ve onları yokşakiler hepsi kafirdir. Ulardaki kafirliği tosta Kur'an'da nihayette köp deliller var. Şu delillerden bir tanesi mene şu. Demek ki Allah'ın ayetlerine kafir bulasızlar, sonra yaptı Allah Teala. Tehdit gibi sonra yaptı. Demek ki bunlar kafir bugün ki, kafir bulasızlar da sonra yaptı. Bunlar küfür kiltirmese, kafir bulmese, ne mümkün Allah Teala ulanırlar, küfür kiltir yapsınlar deydi. Wallahu şehidun ala ma te'melun. Ve Allah ise sizlerinin kılıyaptırgan amellerinizge şahittir. Sizler hakkı bilip durup, Tevrat'tan, İncil'den hakkı okup durup, tanigan halette, İslam'ın hak dinigenliği, İslam'dan başka dinlerinin hemesini, küfürlüğü, cehaletliğini bilip durup, kılıyaptırgan amellerinizge kareyler, hakkı yaşırıp, batılıya hizmet kılıyaptırganlarınızı körüyler, hakka ve hak ahliye karşı çıkanlarınızı, zulüm kılıyaptırganlarınızı bir kareler. Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamberliğini bilesler o, onlarca karşı çıkıp kılıyaptırgan amellerinizi körüyler. Mâ te'amelûn. Kılıyaptırgan amellerinizi körüyorsunuz mu? Mene şu amellerinizi Allah-u Teala şahittir. Körüp durup da Allah-u Teala. Hele bu amel için dünyada hem ahirette hem cevap veresilesiler. Dünyada hem harb olasılar, duribet aleyhimu zillatu vel meskene. Harbi ve kembeğallik ularge urup koyuldu. Kayıtta buluşsa harb oluşadı, kembeğal buluşadı. Ve ahirette hem ebedi cehennem azabı ve en kattık azapları, en kette harlikler menaşı insanlarge birilad.
sizlerinin kılıyıp durduğun amellerinizde Allah-u Teala şahittir. Allah biledi ki, sizler özlerinizi elde, başka insanlarda elde mahtısılar. Yahudilik doğru, Nasranilik doğru, ya ki falan Müslümanlarsa doğrudur. İslam'a karşı çıkıp özlerinizi küfür, batıl, dinlerinizi haklı göstermezsiler. Lekin Allah-u Teala şahit ki, üyelmesiler mi? Eğer zerre kadar imanlarınız bulsa, demek ki özlerinizi ıslah kılmayapsınlar. Başkaları demez, hiç mi mesela özlerinizi, gamlerinizi yiyiler? Özlerinizi cehennemden kurtarırlar? Özlerinizi ıslah kılırlar? Allah-u Teala görüp durup da hem mesela şahittir. Yani şimdi içtimai mesele götürüyordu Allah-u Teala. 99. ayet. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنْ تَبْغُونَهَا عِوَجَ وَأَنْتُمْ شُهَدَى وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ayet-i Muhammed Aleyhisselam. Ey ahli kitap, Yahud Nasraniler ve onları yokşayanlar. Nemege iman kiltirgen kişilerini Allah'ın yoludan tosasızlar. İslam dininden kıyışıklıkını talep kıyan haletlerizde, büzüklük, egrilikini, hatanı talep kıyan haletlerizde nemege tosasızlar. Ve halenki sizler uğurlarız güvahsılar İslam'ın haklıyıya. Ve Allah Teala sizlerinin kiltirgen amellerizden gafil emez. Hemesinden haberdar. Tesudduna diyeni tesadifun, durup taşıyorsunlar. Ne için Allah diyorlar durup taşıyorsunlar? Men amene, iman getirgenlerini bitekzibikum ennebiyye ve ketmi na'tihi. Onlar kendi kılıp Allah'ın yolundan tosşi yaptı. İnsanlarına kendi kılıp Allah'ın diniden, yolundan durup taşıyor yaptılar. Peygamberini yalan geçiş karıştıkları İngiliz bilen. Ey Yahud Nasraniler Muhammed Aleyhisselam'ını peygamber mes diyorsalar ki, bana şu Allah'ın dinine en katta hıyanettir. Allah'a en katta hıyanettir bu. Ve peygamberinin haklığını, haksızlarını batılı kılıp gösteriyorsalar. Ve Allah Teala'nın birgen nimetlerini yaşayacaksızlar. Allah'ın birgen nimetlerini yaşayıp, İnsanlarını Allah'ın yolundan kaytarıyorsunlar. Tabğûneha ey tatlubûne sabîle ivecen. Bu yoldan kıyışıklık tapasınlar. Yani Allah'ın yolundan, İslam'dan özlerse hata ahtarasınlar. Mastarun, ivecun mastardır bimâne mu'vacca. Lekin isim mef'ul manasında eğri kılınıcı diye manada. Yani eğrilik. Ey ma'inatan alil haqqi, haqqdan moyil bo'lgan, haqqdan boshqa tarafga ketgan holatlarni talab qilasizlar, oxtarasizlar. Va antum shuhada'u, va holangizlar shohidsizlar, guvohsizlar, alimuna, biluvchisizlar, olimsizlar, bianna dinal mardiyal qayyima huwa dinul islam, kama fi kitabikum. Qayyim eng to'g'ri bo'lgan va Alloh tarafidan rizoga musharraf bo'lgan din bu İslam dini ekenliğini de yaxşı bilesizler. Uzlarızı kitaplarızı bu genlik. Tavrat'ta İncil'de bu nesil takillengen. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلِينَ عَمَّا تَعْمَلُونَ Sizlerinin kliyatürügel amellerizden Allah-u Teala gafil yemez. مِنَ الْكُفْرِ وَالْتَكْذِيبِ Yani sizler amelleriz küfür, kafir buluşluk ve tekzib, peygamberini yalan geçkarışlık ve Allah'ın kitabını yalan geçkarışlık. وَاِنَّمَا يُوَخِيرُكُمْ اِلَى وَقْتِكُمْ لِيُجَازِيكُمْ Endi Allah Teala sizlerini özlerce vaktlerce tahir kılıyaptı, birdenge azab verme yaptı, kiyen özlerce cezalarınızı berişlik için. Dünyada ne maksarız kıvaliler, merazlarınızı, bütün kabahatlarınızı ishal kılıyorlar, çıkarıyorlar, ölgendenki köresiler, kabir azabıdan başlayıp, mahşerdeki harlikler, ve cehennemdeki ebedi azabları küresizler. Böyle bu ayette Allah Teala yine ahli kitap ki hitap kılıyordu da yine içtimai mesele. Yukarıdaki ayette köprak şahsi meseleydi. Elbette şahsi meseleye kasmaz. Lakin köprak şahsi meseleye dalat kılardı. Şimdi bu ayette açıkçası böyle içtimai mesele. لِمَ تَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنْ
iymon keltirgan kishilarni nima uchun Allohning yo'lidan to'sasizlar? Butun ahli kitobni qiladigan ish shu. O'zlari ham haqdan yuz o'girgan va boshqalarni ham qaytarishyapti. Burib tashlashyapti. Qani Alloh taolo lima tasudduna anil islam demadi. İslam doğrusu ihtilaf kılıyorsunlar, lakin sabilullah'ta ihtilafları yok. Onlardan sonra insanlar kaysi yoldasılar dedi. Yahudiler dedi ki, nahnu fi sabilillah dedi. Biz Allah'ta yoldamız dedi. Nasranilerden sonra siz onlara metedi ki, biz Allah'ta yoldamız dedi. Çünkü hiç Allah taala bir de azal anil İslam demette sabil dikiltiriyordu. Demek ya insan, iman kiltirigen kişilerini Allah'ta yoldan tosasızlar. Allah yo'lidan to'siyapsizlar. Yana Allohga muhabbatni da'vo qilasizlar, Allohga iymonni da'vo qilasizlar. Allohga do'st ekanliklaringizni da'vo qilasizlar. Nahnu ahibbahu. Allohning eng yaxshi ko'rgan qullarimiz deysizlar. Lekin qilayotgan ishlaringizni qaranglar, Allohning yo'lidan to'siyapsizlar-ku sizlar. Nimaga to'siyapsizlar? Nimaga insonlarni burib tashlayapsizlar? Mana ko'rib turibsiz-ku. İman getirgenler diyem çıkarmakçı bunu yapsınlar. Bunun için katkı güreş şey yaptı. Tabunaha ivaca Allah'ta yoludan hata ahtar yapsınlar. Bir hata kemsini çıkarlar mıkin diye yapsınlar. Uzları ortalarda uzunlu meselesi yekigen de biz Allah'ta yoludemiz, Allah'ın yolu hak, hiç kendi hata yok diyeceğiz. Peki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın yolunu bayan kıya baktı da ular Allohning yo'liga qarshi chiqishyapti-da, Allohning yo'lidan xato kamchilik oqtarishyapti. Qiyomatgacha butun insonlar jinlar ishini yig'ishtirib qo'yib, islomdan xato topamansa, xato topisholmaydi. Chunki yo'q xato. Islomda xato yo'q, qiyshiqlik yo'q. Islom mukammal, eng go'zal, eng to'g'ri dindir. Xato oqtaryapsizlar. Buzuqlik, noto'g'rilik topishlikka harakat qilyapsizlar. Haqiqatdan ham shunday yashashyapti, ko'ryapsizlar. Har taraflarga hujum qilishyapti. Qur'onda xato bor deyapti. Nimaga? Erkaklar xotinni haqqini barobar qilmagan. Lizzakari mislu hazil unsayayn. Erkakka ikkita ayolga beriladigan nasiba berilsin. Merosda mana ayollarga zulm qilindi. Yoki falon hadisda falon zulm bor, xato bor, falon oyatda falon xato bor deb tuhmat qilishyapti, iftiro qilishyapti. Va bizni johil musulmonlarimiz ham ishonib qolishyapti, ta'sirlanishyapti. Allohning yo'lidan to'sishlik ayni yuqoridagi oyatlarga o'xshab ikki xil bo'ladi. Biri ochiq kofirlar tarafidan, ikkinchisi islomni da'vo qilgan din dushmanlari tarafidan. Ve daim etleyip durganımızdık, içki düşmanlar, taşki düşmanlardan göre hatarlı. Çünkü Yahud Nasraniler, Allah'ın yürüden tusayıp durganlığı, İslam dinine karşılığı, düşmanlığı, malum hemen biledi onu. Köptülüğü ihtiyat buladı, işenmeydi onlarla. Ama içimizden çıkan düşmanlar, İslam'da dava kıladı. Ve bazıları ise ahli sünnelikte dava kıladı. Bazıları asçası gibi Şiyemiz, Havaricimiz, Mu'tazilemiz, murciyamız dese, bazıları ise ahli sünnemiz deydi. Bazıları hanefimiz deydi, bazıları şafiimiz deydi, bazıları davetçimiz deydi, bazıları sufimiz deydi. Hulas ne mani dava kısa kılırsın? Davaları ya karasız güde güzel, yaxşı davalar. Ama insanlarını hak yoldan kaytarışı yaptı. Yalgan fatvalar çıkarışıp, İslam gezid bugün nesalarda akideler dur geçişip, siz haq deyapsiz, haqqa chaqirsiz, sizni botil qilib ko'rsatishyapti. Va sizni haq yo'lingizdan xatolar topishlikka harakat qilishyapti. Bu Yahud nasoylardan ularga qolgan meros. O'tgan oyatlarda ham aytdik, hech kim e'tiroz qilmasinki, bularda nima aloqasi bor? Bu oyat ahli kitob to'g'risida bo'lyapti. Aytdik, Alloh taolo bizga ham ahli kitob to'g'risida xabar beryapti, tarixiy qiymatbaho ma'lumotlar bular. Va ularning kirdikorlari jinoyatlarni aytib bizni ogohlantiryapti, ehtiyot bo'linglar, qiyomatgacha ular shu marazini tashlamaydi. Uchinchidan, ichlaringizdan shularga o'xshaganlar chiqmasin. Ularga o'xshab qolmanglar. Ularning yo'li badbaxtlik,
Allah hamma narsani biladi, sizlar u badbaxt yo'liga tushib qolmanglar deb ogohlantiryapti. Va bu ummatning ichidan musulmonlar ichidan ularni yo'liga erishadiganlar chiqishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Va o'zimizni ko'zimizdan ko'ryapmiz, o'zimiz shohid bo'lyapmizki, minglarcha, yuz minglarcha, balki millionlarcha musulmonlar yahud nasroylarga ergashib yashashyapti. Va kofir demaymiz ularni. Kofir emas, lekin yahudiy nasroylarga ergashib bütün sahalarda ulan nima qilsa shuni qilishyapti. Payg'ambarimiz alayhisalom aytgandek, agar bir hasharatni iniga kirib ketsa, yahud nasroylar meni ummatim ham kirib ketadi. Hiç so'rab o'tirishmaydi, nima kiryapsiz bu yerga demaydi. Shu darajada ergashib ketishyapti. Shuning uchun aloqasi bo'lyapti bu narsalarni. Va antum shuhada, va holangi sizlar shohidsizlar, guvohsizlar, islomning haqligini juda yaxshi bilasizlar. Tavrotda Injilda aytilgan. Mana Qur'onni yaxshi o'rganinglar, islom aqidasini yaxshi o'rganinglar, keyin Tavrotni Injilni o'qinglar-da. Ko'rasizlar. Aytilgan, ammo yashirishyapti ular. Shuning uchun Tavrot va Injilni ular avomlarga o'qitirmaydi. O'qimaysizlar, sizlar tushunmaysizlar. Maqsad odamlar o'qisa tushunib qolishadi, haqqda o'lib qolishadi. O'zlarining domlalari, pirlarining kazzobligi, xoinligi bilinib qoladi. Shuning uchun man qiladi. Ichki dushmanlar ham shunday. Haqni bilishadi. Albatta Qur'on hadis bo'lishligini yaxshi bilishadi. Qur'on hadisga xilof bo'lgan narsa mavjudligini juda yaxshi bilishadi. Haqni bilgan holatda, guvoh bo'lgan holatda haqqa qarshi chiqishadi. Va ichimizda chiqqan bunday munofiqlar, din dushmanlari insonlarni Qur'ondan, hadisdan man qilishadi. Sizlar Qur'on o'qimaysizlar, Qur'on tarjimasini o'qimaysizlar, tafsir o'qimaysizlar, hadis o'qimaysizlar. Qur'on hadis o'qishlik uchun 10 yil o'qish kerak. Dedi ularning maqsadi insonlarni Qur'on hadisdan uzoqlashtirishlik. Uzoq qolsin. Qur'on hadisni bilmasa, keyin insonlar bunday kazzob, dajjal bo'lgan olimlarga e'tiroz qila olmaydi, chunki bilmaydi-ku. Shu dajjal olimlar nima desa, shu haq ekan, to'g'ri ekan deb ketaveradi. Endi bularga yashadigan insonlar ya sodda insonlar, johil insonlar. Bunday kazzoblarning gapini ko'tarib yurishadi. Haqiqatdan ham biz Qur'on hadisni tushunmaymiz. Qur'on hadisni tushunishlik uchun kamida bir 5 yil yoki 10 yil o'qish kerak, madrasada yotish kerak. Keyin biz Qur'on hadisni tushunishni boshlaymiz. Biz ba'zilar johillik qilib, ahmoqlik qilib ularga yetsa, ba'zilar bilib turib, shu marazni davom ettirishlik uchun ilmni yo'qotishlik uchun, insonlarning ichiga ilm chiqmasligi uchun mana shu narsaga ishonib, bu jaholat bayrog'ini ko'tarib yurishadi. Insonlar ummatning Qur'on hadisidan tanishligiga qarshi chiqishadi. U bilgan bilmagan holatda nasib qilib qolgan bo'lsa ham, pechorlar xafa bo'lib yurishadi, keyin termiz yo'q qilib qo'yibmiz ekan. O'qimasligimiz kerak edi. Badbaxtlikni qarang. Hadis o'qiganiga afsuslanib yuradigan badbaxt insonlar bor dunyoda. Yana talib ilmlik, talib dinlikni da'vo qiladi. Va antum shuhada, va holanki sizlar shohidsizlar, guvohsizlar. Bilib turib shunday bir ahmoqlik, shunday zolimlikni qiladi. Va Allohu bi g'ofilin amma ta'malun, sizlarni qilayotgan amallaringizdan Alloh taolo g'ofil emas. Alloh hamma narsani bilib turibdi. Yahud nasroniylar, bizi tashqi dushmanlarimizni qilayotgan bütün amallarini Alloh taolo bilib turibdi, g'ofil emas. Va ichki dushmanlarni ham bütün amallarini Alloh taolo bilib turibdi. Hammasini bilyapti Alloh taolo. Hech qaysimizdan bexabar emas. Va mana bizga ham xabar beryapti, biz ham bilyapmiz. Ular o'zlarini haq ko'rsatishmasin. Aldemadimasin. Ularning marazligi, qalbini ham buzuqligi, zohirini ham buzuqligi ma'lum. Biz bilamiz alhamdulillah. Qur'on va hadisdan o'rganib bilyapmiz buni. G'aybni bilganligimiz uchun emas. Qur'on hadisdan bilyapmiz. Alloh va Rasulining xabaridan o'rganyapmiz buni. Ular o'ziga zulm qiladi xolos. Alloh qalbi maraz bo'lgan insonlarni baribir sharmanda qiladi. Hamma narsani ko'rib turibdi. 100-chi oyat. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitob yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ey iymon keltirgan kishilar,
kitob keltirilgan kishilardan bo'lgan bir firqasiga agar itoat qilsalaringiz sizlarni iymoningizdan keyin kofir holatlaringizga qaytarib yuborishadi. Shuyda aytibdilar va nazala lamma marra ba'dul yahud ala al-aws wal-khazraj va ghazahum ta'allufuhum fazakkaruhum bima kana baynahum fil jahiliyya min al-fitan fatashajaru va kadu yaqtatilun. Yahudlardan ba'zilari Aws va Xazraj qabilalarining oldidan o'tishdi. Va ularning o'rtasidagi ulfat, muhabbat, hurmat-ehtiromni ko'rib, g'azabi keldi, nafrati keldi. Marazi qo'zg'aldi. Keyin Aws va Xazraj qabilalarining o'rtasida jahiliyatda bo'lgan ixtiloflar, janglar, fitnalarni ularga eslatdi. Eslatishlikda davom etdi, hattoki bu ikkala qabila o'rtalariga ixtilof tushdi, tortishdi va hatto bir-biri bilan jang qilishlikka, o'ldirishlikka oz qoldi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom ularga nasihat qilib, bu jaholatdan, zulmdan qaytardilar. Mana shu holatda shu oyat nozil bo'layaptiki, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitob yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ey iymon keltirgan kishilar, kitob keltirilgan kishilardan bir firqasiga agar itoat qilsalaringiz, sizlarni iymoningizdan keyin kofir holatlariga qaytarib yuborishadi. Aws va Xazraj qabilalari yaxshi bilasizlar, Madinadagi arab qabilalar. Madinada eng katta qabila shu ikkala qabila. Islomdan oldin o'rtalarida juda katta janglar bo'lgan edi, zulmlar bo'lgan edi. İslam bo'lmagandan keyin shunday bo'ladi. Qarang, kecha bir voqeani aytishyapti ki, mana qarang, musulmonlarda o'rtasida musulmonman degan odamlar arzimagan narsaga bir-biri bilan urushib, oyoq qo'lini sindirib, oxiri ham otib o'ldirib ketyapti. Bir-birlarining uylariga o't qo'yishyapti. Ular hammasi jaholatdan, islomda yo'qligidan. Og'zida men musulmonman degan bilan bitmaydi-ku. Aws va Xazraj islomdan oldin bir-biriga ashaddiy dushman edi. Bo'lmasa ikkalasi ham arab. Va surishtirib borsangiz, ajdodlari aka-uka bo'lardi. Va shu holatda ham bir-biriga xudo bo'lishgan, qiz bergan, qiz olgan, qo'shni doim birga yashaydi. Dushman kelsa ikkalasini ham o'ldiradi. Ajratmaydi bularni. Marhamat qilmaydi. Shularda hammasini bilgan holatda johil bo'lganligi uchun jang qilishardi. İslam kelgandan keyin albatta ular bu jaholatdan qutulishdi, tavba qilishdi, o'zlarini isloq qilishdi. Qani Madinadagi ansor sahobalar to'g'risida gap ketyapti. Bir jasad bo'lishdi, aka-uka bo'lib qolishdi. Bir kuni yahudlarning ba'zilari o'tib turib qaradiki, Aws bilan Xazraj juda bir hurmat ehtirom bilan, muhabbat bilan gaplashib o'tirishibdi. Hayotlari hatto go'zal. Hasad qildi, chidash olmadi. Borib kattalariga aytdi, shunda yahudilar kattalar aytdiki, boringlar shu to'rt kishi islomdan oldingi fitnalarni eslatinglar. Falon jang bo'ludi, seni dadangni o'ldiruvdi, falonchi. Falon jangda sen dadang o'lganmiydi, akang o'ludimi? Juda qattiq zulm bo'ludi-ya. Deb xuddi ularga bir marhamat qilib turgandek, ularni g'amini yeb turgandek qilib gap ochdi. Keyin Ansori sahobalar ham insonda farishta emas-ku ular. Ya payg'ambar emas ular. Oddiy inson. Ta'sirlanishdi-da, keyin ha to'g'ri shunday bo'lgan edi. Ular ham shuni zikr qilishni boshladi. Shu bilan ikkala qavm o'rtasiga ixtilof tushdi. Nima unday deyapsizlar? Nima demoqchisan? O'rlardan turib ketishdi hattoki. Darrov bir-birini chaqirib, chaqir. Tanishlarni chaqir, do'stlarimizni chaqir. Ikkala taraf ham o'zini qabilasini chaqirishni boshladi. Qilichlari bilan kelsin, bir jang qilmoqchi bo'lishdi. Ki xabar darrov payg'ambarimizga yetdi, keyin payg'ambarimiz alayhissalom kelib, ularni to'xtatdilar. Shuni aytayapti Alloh taolo: "Ey iymon keltirgan kishilar, agar kitob berilgan kishilardan bir firqasiga itoat qilsalaringiz, sizlarni kofir holatlaringizga qaytarib yuboradi." Qarang, dindan mahrum qiladi.
Mana sahabalarning hayotida bo'lgan narsa. İslam tarixiga qarasizdan bor bo'lgan narsa. Bizning zamonimizda ham ko'ryapmiz, o'zimiz ham shohid bo'lib yashayapmiz. Sal itoat qilsiz yahud nasroniylariga. Darro so'zi iymondan, islomdan chiqmoqchi. O'ziga o'xshab kofir, badbaxt, mal'un qilmoqchi. Demakki ularga itoat qilmaslik kerak ekan. Shuning uchun itoat faqatgina Qur'on va hadisga bo'ladi. Qur'on hadisdan boshqasiga itoat qilmang. Qur'on hadisdan boshqasiga itoat qilishlik yo shirkdir, yo kufrdir, yo da fisqdir. Eng kamida ahmoqlik va zalolat, jaholatdir, boshqa narsa emas. Biz faqatgina Qur'on hadisga itoat qilishligimiz kerak. Qur'on hadisdan boshqasiga itoat qilsangiz, u hali ikkita dushmanni bittasiga tushib qolasiz. Yo tashqi dushmanni hilasiga tushasiz, tuzog'iga, yoki ichki dushmanlar. İslam ulamaları, ötken müştahitler, sahabalar, ular özlerinin hatalardan bezalik ilan kıp etken. Allah razı olsun onlardan. Ütöyle imam olsun. Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, başkalar. Ular hemen etken ki, eğer bizi sözümüz, emelimiz, Kur'an hadisi yakılar olsa terkliler, ameyler. Hatalarda ameyler. Hadisi sözümüzü seçtiler. Eğer hak olsa, dalili bo'lsa oliylar, bo'lmasa omeylar deb o'zlari xatolaridan bezorlik e'lon qilib ketganlar. Ulardan ba'zi xatoni sodir bo'lishligi ularga zarar qilmaydi. Qasddan qilgani yo'q va xato bo'lgan taqdirda yuz o'girdi ular. Biz ogohlantirdi. Hali biz hozir bu tafsirlarimizni u tarafga aralashtirmasin deb aytyapmiz. Lekin ba'zi dajjal kazzob olimlar borki, odamlarning ko'ziga katta olim ko'rinadi yoki kichkina olim ko'rinadi. Ular o'zini xatolardan bezorlik e'lon qilmaydi ular. Xatosida isror qilib turib olgan. Yoki o'tgan ulamolarda ham kitoblardan butun xatolarni to'plab turib, bir xato mazhabi qurib olgan. Xatolar mazhabi, xatolar majmuasi. Lekin insonlarni avvalgi butun mazhablardan turgan qaynog'ini to'pladik. Zubdasini to'plab olganmiz. Bir insonlarni Doğalaki bütün mazhablar, bütün insanlar, bütün alımların hayatında bir hata bilgiler, zayıf bilgiler, alımlar, mazhablar, anlamlar, bilgiler, o bilgiler bir yandan mazhablar. Biz bunları da kastırıyoruz, bunları da rastırıyoruz. Bunları da yolu yekilip kalacakken bu siz, siz Allah'ın yoludan taşkarıya çıkıyken burası. Bilin ki Allah'ın yoludan başka yollar hemesi sizi küfürge alıp alır, şirkge alıp alır. Ya hakikaten İslam'dan çıkıp etersiniz ya ki İslam dairesinde bu sizden kafirleri yoksa kalarsınız. Şüneyt-i Allah Ta'ala. Saf kimselerden kişilerden bir tırkasıya eğer itaat etseleriz, sizlerle imanınızdan kiyin, imanı kabul edilir, İslam'ı tanıdırız, sizden ki sizlerle kafir haletleri diye kaytar varışardı. Yani dukum, kaytar varadı. Sizce iman kereymez mi? İslam kereymez mi sizce? Din kereymez mi? Kereymez mi? Kerem olsa itaat kılmayın. Demek Amerika'ya itaat kılmayın. Rusya'ya itaat kılmayın. Avrupa'ya itaat kılmayın. Çünkü bunlar hepsi Yahud Nasrani'ler, bunlar Ahl-i Kitab. Hiç kendi meselede itaat kılmazdık gerek. Hani her günü bir gün aldım, Dasturhan'da oturup tuz. Benim çoğuşa yenge giyen talebelerden Dasturhan'da giyen olsa gerek. Çünkü eski talebelerde haberi vardı. Talebeler nabattan Dasturhan'a çalışamıyor ki. Stakanlarda şu piyerelerden hemen antarlık koyduyken. Neydi bu diye antarmıyorlar. İslam'da yok. Mesela antarlık maksimizin de oynayın sorayım. Kur'an hadiste var mı? Dinde var mı antarlık? Sorayım yok olursa antarmıyın. Sıra olsun şu tuğlu türgen yaşamaz. Dünyam tezgahı koyar. Ne meni görse tezgahı koysun. Sana bir antarlık koyuyorlar. Antarmıyorlar bunu. Bu Ruslardan örgenin yanlarında. Ruslardan çıkıyor. Şimdi bizi diyarlarda Ruslar basma yanığı için hani bahçelerde yani içine yaş balalıktan terbiye şu, mektepte terbiye şu, muhasasalarda terbiye şu. Müslümanlar bunu körü uğrup uğraşmayan ki bu İslam'dan, bizden de böyle yapmıyor. Bu demez. Size her kür gelirse siz denmez. Çünkü biz hazır küfür kanunları hakim bugün, küfür kanunlarından başkanlığı yapılırken memleketlerde yaşayıp her körgen eserimiz İslam bu neydi? İhtiyat bu neydi? Dikkatli bu neydi? Teşhir edik.
Kur'an-ı Hadis'ten delil bulsa hemen kılamız, bulmasam hiç şaşırmayacağım arkadaşlar. Görün. Men teşebbehe bi kavmin fehve minhum. Kim bir kavm gözünü okşatsa onlardandır diye Peygamberimiz Aleyhisselam. Ahl-ı Kitap'ın üyesi, burası dinden çıkarıyor. Yani hazır İslam alanındaki Müslümanlar, Kürt türüdü, hatta tevhiddekiler, Kur'an-ı Hadis'e amel kılışımız kerek diyen insanlar, Kürt türüdü, onları bilmeyen halette, Kürt meselelerde Yahud nesaneleri yeri geç geçiyor. Bilmeyiz mi? Her bir tanemeye tutacak kılışılır. Yeri geçmeyin başkalarına. Biz fakat yine Kur'an-ı Hadis'e yeri geçelim. Kezzab Deccal alımların vermesi, nere bilir alımların çıkarı var yaptı. Ulamalarımız yediye de demesin. Yani ulamalarımız yediye de. Ulamalarımız hiç kaçınırsa bizi Kur'an-ı Hadis'ten başkasıya davet yeniyor. Ulamalardan bütün hayatı boyunca fakat yine Kur'an-ı Hadis'e davet ediyor. Kur'an-ı Hadis'in bütün ulamaları bütün hayatı boyunca fakat yine Kur'an-ı Hadis'e davet ediyor. Hiç kaçınırsa Kur'an-ı Hadis'ten başkasıya davet ediyor. Bu 101. ayet. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَةُ اللّٰهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Ve kendi kılıp sizler kafir bulasınlar. Ve halen ki sizlerce Allah'ın ayetleri tılavat kılınıyaptı. Ve sizlerin içinizde Allah'ın Resulü var. Ve kimi ki Allah'a itisal ise, Allah'a kayıtsa, Allah'a iltizatsa, hakikaten hem doğru yoluna hidayet kılınıştır. Cüziyet yapılır. Ve keyfe tekfurûne istihsanu ta'cidin ve tevbihin. Ve hani kâfir burasına diyen neyi bu? Savan, ta'cid kılıçlik. Hayret, halallah kılıçlik savanıdır. Ve hüküm tutla aleyküm ayetullahi. Ve halen ki sizler Allah'ın ayetlerini sınavat kılınlardır. Ve fîsûn rasûluhu Mevzu'da rasûlu var Muhammed Aleyhisselam. Ve men ya'tesin yetemezsek kimi ki yetisamsa temessutsa billahi size yetisam temessut mehkezce bakıyor. Yani Allah'ını mehkezce ise siz biraz doğru kimelerin kimi ki Allah'ı yetisam ise billahi Allah'ın yönünü mehkem işlese. Bitir burası. Fakat hudiye ile sıratı bütün sesini hem doğru yönüne hidayet kılınır. Bana yukarıda yanyasının devamı. Allah sana bir nedeni netice götürüyor. Adına yahlantıdı, başını getirdi. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Eğer Yahud Nasrani'lerine, kafirlerine geri getirmeliyiz. Kulasılarını kafir kuvarandı dedi mi? Şimdi Allah sana etmez ki falan nesede itaat kıldılar biz, falan nesede eri geçtiler biz, değil mi yaptı? Biz de niye? Kendi kılıçları kafir bulasılar. Kendi kılıçları kafirler ki itaat kılasılar. Kendi kılıp ular ki eri geçesinler. Bu kanakası bu. Bu kendi çürüşlük gerek. Bu dinge, akılge, tuğriti miydi ki o? Çünkü ve halen ki sizlerce Allah'ın ayetleri tılavat kılın yaptı. Yani Kur'an tılavat kılın yaptı. Kur'an'da haberleriz var. Allah Teala Hazretleri'de hoşa Medine'deki Ansar sahabeleri hitap kılıyor. Ne kılıyor sizler? Hangi kılık kafir bulasınlar? Ve halen ki sizlerce Allah'ın ayetleri tılavat kılın yaptı. Kur'an okulu yaptı. Kur'an ayetini yaptı. İlim müzakeresi bunu yaptı. Kur'an'dan haberleriz var. Kullarınızda Kur'an var. Ve içlerinizde Allah'ın Resulü var, Muhammed Aleyhisselam var. O şey cengelde Peygamberimiz Aleyhisselam kürtürüp ettiler ki size cahiliyet davasını kılasılar ve halen ki mesela içlerinizde ne okuyordurlar? Hani işte derin götürüyor yaptı Allah Teala. Kitap kılavat kılını yaptı ve içlerinizde Allah'ın Resulü var diye. Şimdi bizim zamandaki Müslümanlar etmezsin ki biz böyle Yahud Nasrani'ye git o aklını kediye. Biz bizim üzülümüz var. Çünkü biz içimizde Resulullah yok demezsin. Birincisine Resulullah bulma gelirler. O çünkü kimleti var. Sideti var, hayatı var. Bu zaten maksatçı. Yani zatı maksatçı. O çünkü daveti, o çünkü mehneti muhim.
Eğer Peygamberimiz zatıya bağlılık olsa, Ebu Bekir radıyallahu anh'a ettiler. Kim Muhammed'e iman getirirken olsa, Muhammed değil. Demek ki, kime gel Muhammed'e Allah, Allah diye, Rabbisi'ye iman getirirken olsa ortadık, bu diye devam ederdir. Muhammed aleyhisselam'dı, elbette zatı, özü cesedi, mübarek, en garakerli ceset, cesedinde yok. Lakin dini meselelerde, dini devam ettiğinde o kişinin cesedine, o kişinin mehmeti, halkıyken dini etibar gönder. Ve Peygamberimiz aleyhisselam'ın sünneti içinize var, Rafikum Rasuluhu. O bir de cevap, ikincisi, yok, Rasulullah'ın özü yok da darıdır. Sahabeler içlerde Resulullah vardı, şimdi hatalar kıyarken. O kişi tohta tarızı, o yüzden ıslah kılıç aradı. Ve birinci cevabımızdan şu buldu. Yani sünnet bizi ıslahıya, böyle Bukhari, Müslüm ve başka hadis kitapları. Sizlerden biz hatalarımızı, çoğunluğun oranımız. İçimizde böyle Kur'an-ı hadis var. Teşki düşmanları gevelden miyimiz, içki düşmanları gevelden miyimiz. Budur ikinciden doğru yani biz içimizde Resulullah'ın zatı yok. Ama bu biz için bir fazilettir. Peygamberimiz aleyhisselam hadislerinde sahabeleri yaptılar ki Allah-u Teala bazı insanların imanından ehlet ederdi. Nihayette yaş görerdi. Ve sahabeler etti ki onlar hadisteler mi? Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki yok. Demek ki onlar da imanıyla ehletlensin Allah-u Teala. Ular Allah'la gaplaşdı. Cennet ve cehennemi körüb yürüşdü. Albatta iman keltirdi ular. Sahabeler aytdi, peygamberler mi olmasa bular? Şunday bir imanı mu'tabar fazilatdi ki Allah Taala ta'zimini. Şunda Rasululloh aytdilar ki, yo'q, peygamberlarga vahiy keladi. Allah kelami keladi ularga. Allohning aloqasi bor ular bilan. To'g'ridan to'g'ri. Tarsalar bo'lsa, ya'ni ko'p narsalar bo'lsa sahabeler ki biz mi? Biz imanımız mı? Aklına ki yok. Aklına imanla diyene yeter bu akşam. Sen mucizeleri görüyorsunlar. Kur'an'ın nazır bursuyla şahit buluyorsunlar. Sizler de neyin var mı? Peygamber de görüyorsunlar. Sahabeler her an vardı. Kim bulmasa bunlar? Aklına ki keyingi ummetler bunlar. Bunlar peygamber de görmeyen mucizeleri görmeyen sahifelerde alışırdı. Sayfalarda okur, iman getirecek. Yani kitablarda alışadı, kitablarda göre iman getirecek. Yani Allah'ın mehdiyeti ki bunu, Allah'ın arasını mehdiyeti ki bu fazilet ki bu. Resulullah'ın zatını biz içimizde bu mehdiyeti, biz için bir mehrum etmez. Günah için bir bahane delilmez. Belki bizge fazilet mi yaptı bu? Elbette kaniydi biz Resulullah'ın zamanında bu yanımızdaydı dediğimiz o. Ama bu diye ağzı okumasını gerek. Demek ki çünkü Resulullah'ın zamanında bu ses kim bilirdi siz Ebu Bekir diye bulan mıydınız, Ebu Cahil diye bulan mıydınız? Bunun malum nasıl? Sözcüğün o yüzyıl zamanında kirgenizde şükür kılı olayım da vazifesi becerli olayım. Kur'an-ı Hadis'e emel kılın. Rafikum Rasuluhu da mahsad sünnettir. Peygamberliğin hayatıdır. Yani içlerinizde sizlerde kitap ve sünnet var. Kendi kılıçlar kafir burasıdır. Bana şu kitap, şu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zamanında bulduğunu kıyametkesi davet olur. Bütün Müslümanlara tegisli bu. Keyfe tekfurun, kendi kafir burasıdır. Ve yine iki kıl tefsir kılamız. Birincisi kette küfür. Kendi kılıçlar dinden çıkıp gidersinler. Kendi kılıçlar İslam'da terk kılasınlar. Kullarınızda kitab ve sünnet var ki. İkincisi kiçkine küfür. Zaten ayetinin zahiri kiçkine küfürge davlat kılıyor. Çünkü sahabeler doğrusu etilindi ki. Sizler Yahudilerge eri geçseleriz, sizler de kafirlikke kaytar varışa dedi durup, kendi yakınım kafir bulasınlar diye. Sahabelerde kafir buluşmadı ki. Dinden çıkışmadı ki. Peygamberimiz aleyhisselam mezhep kıyandan ki, onlar yığılaşıp Allah'a tavba kılıçtı, istiğfara açtı, kendi birbirinden kuşağılaşıp keçirin suraçtı. Genelken köp geçişti.
Yahudiler şermende buldu. Sahabelerde bir tecrübe hasıl buldu ki bundan kim ihtiyat bulamız. Şimdi ihvalarına düşmesi gerek. Fitnelerden ihtiyat buluş gerekti. Tecrübe hasıl kıldılar. Demek ve keyfe tekfurun ve tanıda kiçine küfür buraya attı. Dinden çıkarmaya diken küfür. Yani bu bizge en tek işini. Sahabelerine yetilin genderken bizge yetilin miydi mi? Kıyamet geçekiler diken bütün İslam ahli yetilin yaptı ki kullarca Kur'an'a hadis var. Sizler kendi kılıp küfürü geçiyorsunlar. Kendi kılıp başka hükümlerine itaat kılasınlar. Başka hükümlerine geri geçmeyesinler. Geri geçmeyeler. Kur'an-ı Hadis'e hala bugün hükümlerde et yaptırganlar taşkı düşman bu keledi mi? İçki düşman bu keledi mi? Şeyh surette keledi mi? Alim surette keledi mi? Avliya surette keledi mi? Farkı yok. Biz delili getiriyoruz. Kur'an-ı Hadis'ten delil. Bu ise uzunlu uğrunu da bu ise makbul. Maksat Allah ve Resulü'nün itaat kılıçlık. Şunun için ayeti yaptı ki وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللّٰهِ kimi ki Allah'a İtisam kısa Allah'ını mahkem tutsa diyordu. Halin bir de Allah Teala Kur'an'da ne diyordu? Kimi ki Allah'ını mahkem üşlese diyordu. Yani Allah'ın kitabını kimi ki mahkem üşlese. İtisamlı yine bir de manası yalvarmak, yalınmak. Mesela siz oğlayacak ülkeyi uğrayacaksınız. Kina bu. Şimdi sizge yalınışlığı ne buradı? Sizge yalınıp yalvarışlığı bütün nesanı terk kılıp fakat sizge tavacık diyen akecan ya ki dedecan beni kitirin diyat. Sizge yerin diyat. Halen bu hem i'tisam bu ya mahkem işler diye. Sizi mahkem işe bakın. Koy var var kit diyat siz kitirin beni diyat. Şunun için i'tisam Allah kitin diyat ki Allah'ını mahkem işler diye yani yelingen halette. Elbette ki bir yıkıgen halette var mıyız ki? Biz kul bu şey. Allah-u Teala Rabbul Alemin bu şey. Uzunca yalingen halette, secde kigen halette, uzunca har tutgen halette, Allah'ın büyüklüğü, nihayette kudretli ikenliğine itiraf kigen halette, iman kildirgen halette, Allah'ın mahkem işliğimiz. Kimi ki şimdi kısa, hakikatten hem doğru yoluya hidayet kılınıptı diyetti Allah Teala. Bizim zamandaki kalbi buzuk mülleler, damleler, eğer onlar gibi fakat Kur'an'a hadiske amel kılırdı siz, mana olimlarni chiqarib oldi ularmaydi. Lekin Alloh taologa qarang. Alloh taolo Allohga kimiki mahkam bo'lsa deyapti. Aytadiki kimiki Alloh va uning rasulini yo'lini demayapti-ku. Hatto rasulni ham chiqardi bu yerda. Kimiki Allohni ishasa deyapti. Nima endi hozir bu oyatni siz rad qilasizmi, inkor qilasizmi? Bu oyatning zohiri rasullarni inkor qilyaptimi? Inkor qilmaydi-ku. Allah'ını mahkem işleyen insan elbette Resulullah'ı niye mahkem işledi? Çünkü Allah büyüredi Resulullah'ı işleştikçe. Yani bu bunda sözlerinde yaman taraflarına bürmeslik gerek. Bu deccal mülleler daim şimdi kılışadı. Size deriz ki fakat Kur'an-ı Hadis'e amel kılışınız gerekti siz. İştiyafsızlarını adamlar gelirler. İştiyafsızlarını bürmedi yani bu sahabelerde rahat kılıştı yani. Çünkü sahabeler Kur'an-ı Hadis'i nasıl görüyoruz? Tabiinlerde rahat kılış. Tabi tabiinlerde rahat kılış. Tur imamda rahat kılış. Mezhepte rahat kılış. Buhari'nin rahat kılışlık. Değil mi? Şundan sebep getirirler. Ki adamlar etedir Allah saklasın. Bunlar en yaman taifiyken de. İslam'da içindeki en aşırı düşmanlar şular. Fakat yine Kur'an-ı Hadis'e davet kıladıyanlar da böyleydi insanlar ki. Yani hammaga düşman bu ise. Ki bunu iş entirgenle getirdi ki bütün İslam alemine düşman bugün adam peygamberine muhabbeti doğru mu? Ya doğru. Demek ki peygamberine düşman. Peygamberine düşman bugün Allah'a düşman. Karabski Kur'an-ı Hadis'e davetli insanlar Yahud'dan battar olup çıkardı ki. İnsanları ki Yahud'dan battar kılıp çöntüredi. Lekin fakat yine Kur'an-ı Hadis'e çakırken alimler mahsadı başkalarına rahat kılıç değilmez. Kur'an-ı Hadis'e çakırkeni Kur'an-ı Hadis ve Kur'an-ı Hadis'e hizmet kıyanlar. Kaysa alim. Alim nasıl bir yaş böyle bizge Kur'an-ı Hadis'ten getirsin? Şimdi ayet var, hadis var desin. Biz onun sözünü kabul kılarız. Sen yaş böyleyken sen neçili okuduğun kimi balarsın değil miyiz? Alamız onu getirin. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Hureyre'ye şeytanlı getirin alışkı izin verdiler ki
Ayet elgüsüde geldik ki, keçesi gelip öyle zekattan toplanan hurmalardan oğulla yaptırdı şeytan, Ebu Hurayra'yı şavaldı, ahiret ki koyuvermesin ki ilim örgütemen dedi. Ayet elgüsünü okusun hiç kendi şeytan sana zarar vermeyin dedi. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam onu gelpini ameh, o kezzab demediler. Etebe kezzab, lakin doğru aytıştı dedi. Hani şeytanını gelpini alıştırdıkça Resul'e izin veri yaptılar. Ve o şey şeytanını gelpiden hasıl bugün ilimdi, bana bizim eti verip biz. Hani? Hak, kaç taraftan ki zaten kafir etseyen biz kabul kılır mı saktı? Ula tuhmet kılışmasın, ulamalar ya tuhmet kılmasın. Ve men yahtesin billahi, ben ayette inkar kılışadım. Resulullah inkar kılınmıyordu diyor onlar. Kur'an hadisi mahkemişe gönderdim, elbette Kur'an hadisiye hizmet kıyanlarının hepsini yaşkırdı. Ve bütün sahabeler, tabi'inler, tabi tabi'inler, tuğle mezhep imamları hepsi Kur'an hadisiye hizmet kıldı. Şimdi siz tuğlu yolu hidayet kılınken bulas, bu mesela mahrum bulas. 102. ayet. Ya eyyühellezine amenu attakullaha haqqa tuqatihi ve la temutunne illa ve entü muslimun. Ey iman getirgen kişiler, Allah'dan onun takvasını hakkıca takva kılıyorlar. Ve ölmeyler. Lekin sizler Müslim haletlerinizde ölüyorlar. Yani sizler Müslim haletlerinizden başkası da ölmeyler. Nehi kıldı Allah Ta'ala. Suyutiyet yaptılar. Ya eyyühellezine amenu attakullaha haqqa tuqatihi. Ey iman getirgen kişiler Allah Teala'dan onun takvasını hakkıca takva kılıyorlar. Bi en yuta'a fe la yu'sa. Takvanın hakkıca takva kılışlı kendi buladı siz. Suyutiyet yaptılar ki fakat yine itaat kılınmışlığı isyan kılınmasını. Hiç isyan kılmasından fakat itaat kılır. Ve yuşkere fe la yukfer. Ve fakat şükür kılınmışlığı küfranı nimet kılınmasını. Daim şükür kılasız, hiç kaçan karşı çıkmıyorsunuz, nankörlük kılmıyorsunuz. Ve yüz kere fele yünse ve zikir kılınışlığı unutulmasını. Daim Allah'ını zikir kılasız, unutmuyorsunuz. Bana şudur, takvanın hakkı çabırken takva. En mükemmel takva şu. Bu kavul İbn-i Mesud'dan rivayet kılınken. Yani marfuligi, Resulullah'ın sözülüğü de ihtilaf var, lakin mevkufligi de ihtilaf yok. İbn Mesud'dan mevkuf halette giyen, yani İbn Mesud'da gapı bulup, bu sahihtir. Fekalu ya Resulallah, ve men yekve ala haza? Sahabeler ettiler ki, ya Resulallah, kimi küçük etedi bunge? Bunu kılamıyorsunuz ki? Digende, fenusiha bi kavlihi ta'ala, bu ayet, bana bu ayetle mensuh kılındı. Fettekullaha mestata'tum, Allah'tan, küçüleriz yetkenize takva kılıyorlar diyen ayetle mensuh bulduğunu yaptı. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ve sizler fakat ki de Müslüm haletlerinizde afat kılıyorlar. Yani Müslüm'den mahsad muvahhidundur. Tevhid ehli. Mensuhlik meselesi elbette zayıf kavul. Daimet yaptız. Mensuh dişlikle şaşılmasılık gerek. Bu ayetini yukarıdaki ayet kelime alakası var. Ahli kitobga, kofirlarga ve jaholatga itoat qilishligimiz bizi kufrga olib borishligini aytdimi? Va Alloh taolo bir daniga kayfa takfurun dedimi? Qanday kofir bo'lasizlar dedimi? Masalani jiddiyligini tushundik. Endi iymoni bo'lgan inson nima deydi? Ha demakki men juda dinimga mahkam bo'lishligim kerak ekan. Kufr shirkdan qattiq saqlanishligim kerak ekan. Nima qilishim kerak buning uchun? Allah diyor ki, ey iman getirgen kişiler, Allah'tan onun takvasını hakkıca takva kılırlar diyor. Yani takvanı hakkıca takva kılarsınız, şunu da saklanırsınız. Yukarıda geplerden uzun kulasa çıkardı şu. Ayıptım ki, işte kendi antarı kuşluğu mesela. Küçükün eserlerine dikkat kılarsınız. Fatava kitapları da zikir kıyge ulamalar. Yani bu, bizi tarafımızdan bir teşeddüt kattığılıymaz. Hanefilerde bütün fatavalar burada var.
Aytadı ki, men lebise el-qalansuvatel mecusiyye fekad kefera. Kimi ki mecusilerde dupsunu kiyse kafir buladı deyiz. Hani? Kafirlerin şapkasını kiyse kafir buladı deyiz. Ya ki, kimi ki Navruz günü bir insanın bir tuhum hediye kıladırken olsa, şunu bayramdır nişanlar, kafir buladı deyiz. Bir de karşısında kişiler arsa ki, bu tuhum hediye kıladı deyiz. Ne mi oldu deyiz? Değilsiniz. Ama ulamalarımızı karayın kafir buldu deyiz. Kafir buladı deyiz. Demek, bizi gözümüzde, ve bizi hata fikrimize göre küçüğüne körüngen meseleleri yen dikkat kılışımız kereyimi bunu ben takaza kıladı. Takvanı hakkıca takva kılışımıza takaza kıladı. Takvanı hakkıca takva kılamız kim dikkat kılamız da her bitti mesela. Katta meseleleri yen dikkat kılamız, küçüğüne meseleleri yen dikkat kılamız. İnsan etmesin ki zekiyim bu ketikü din yok. İnsanın fitreti de var. Katta meseleleri yen dikkat kılıştık, küçüğüne meseleleri yen dikkat kılıştık. Mana tabiiy holatlardan keltirsak, siz faqat sherni ko'rsangiz, ochiq bir katta dushmanni zararni ko'rsangiz, qo'rqasizmi yo atrofingizdan bir chayon aylanib turgan bo'lsa, undan ham qo'rqasizmi? Diqqat qilasizki, bu chayon nima deganda, kichkinagina narsa ekan u. 2 santimetrli narsa, 5 santimetrli narsa. Ishlasa qilmaydi-ku. Uni qo'ying, ya'ni chaqsa o'ldirmaydigan bir chivin atrofingizda aylanib qolsa, diqqat qilasiz shunga. Etmez ki üyat buladı. Çivimden de mi işim var benim? Üç olursun edemez. Kanca katta mahalliste bulayım, kanca katta adamlar işte bulayım. Dikkat kılarsın ya. İtibar biraz. Onun yüzden türlü öldürmek için bulasın. Yani dikkat kılarsın kişiyle nasıllar ya. Belki insanlar da ortası da karasız ikide dost hafı. Ne megi hafı buldu? Her zaman yan bir gel istimbak kılıngan, istihat kılıngan. Gerp sayeden gerp çıkarılıyan. Dikkat kılınadı insan uzun hayatıdan diye kararsız, küçükken meselelerine dikkat kılıyordu. Elbette dini meseleler diyelim, demek ki küçükken meselelerine dikkat kılıyordu gerek. Zaten insanın fitrette bu yönlerse. Böyle bidiyetçiler bakarın, küçükken meselelerde mahkeme şov alışken ki. İşte bütün katta küçük meselelerine dikkat kılıyordu, ihtiyat bulasız, şunda şeriat ne varsa şunu kılaman deysiz, hani o şunda takvanın hakkıca takva buladı. İbn-i Mesud radıyallahu Allah razı olsun bir de çırali yapılıyordular ki daim itaat kılıçlik, isyan kımaslik. Yani şeriatke hılap bugün evveli kımaslik. Allah kıl digen işte kılarsız, kılma digen işte kılmıyorsunuz. Ve daim şükür kılır yaşayırsınız. Hiç kaçan naşkürlük kılmıyorsunuz. Ve daim Allah'ta zikir kılar, eşler yaşayırsınız. Hiç kaçan Allah'ını unutmuyorsunuz. Yani şu takvanın hakkıca takvadır. Hulasası şu. Bunu şerhi şu vakit geçe okuduk. Bütün kitapları da okuyabiliriz. Şu dinge emel kılıçlığı hakkında halette. Elbette şeytan sizi vasıta kıladı. Şeytan sizi eldeydi. Dindarlarına dindar surette kıladı. Alimlerine alim surette kıladı. Talib ilimlerine talib ilim surette kıladı. Ve sizge cehalettiz, İslam'ya hılap bu geneseni yaşkılı kürsatıp elde mahşub uladı, ihtiyat bulasız. Yine Kur'an-ı Hadis'e karışsız. Hani Kur'an-ı Hadis ne diyat? Ne kılışımız gerek? Ana o şende küfürden, şirkten saklanaz. Kettesinden hem küçük nesinden hem. Günahlardan, hatalardan saklanaz. Suyuti mensuh bu gen diyatı mensuhmaz. Ya mensuh bo'lgan deganlar ham aytamizki, siz mensuh bo'lgan degan taqdirizda bu ixtilofli masala bo'ldi. İbn Abbosdan rivoyat bor. Mensuh emas deganlar. Ixtilof bo'lgandan keyin masalaning qat'iyligi yo'qoladi. Mensuh deyilgan taqdirda ham qat'iy holatda mensuh emas. Va biz mensuh emas deymiz. Har kim qo'lidan kelgancha taqvo qilishlik kerak. Taqvoning haqqi mana shu. Lekin her kim ilmiga qarab, taqvosiga qarab, qo'lidan kelganicha sharoitiga qarab amal qiladi. Inson bilmagan narsasiga taqvoga talab qilinmaydi albatta. Bo'lmagan narsa talab qilinmaydi. Insonning holatiga qarab o'zgaraveradi. Ilmsiz bir muttaqi insonning taqvosini haqqi bilan
olim bo'lgan muttaqi insonning taqvosini haqqi farqli bo'ladi albatta. Demak, inson har qanday holatda taqvoni haqqicha taqvo qilishlik kerak. Mana shu ham katta bir jinoyatda endi Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqotihi desa-yu. Qarang. Ey iymon keltirganlar deb turib xitob qilsa va muhim bir masalaga amr qilsa-yu, buni ba'zi olimlarimiz mansux desa. Bu og'ir narsa, mansux degani matruk. Hukmi olinmaydi degani, amal qilinmaydi degani. O'qilaveradi, tilovati boru, hukmi olinmaydi degani. Bu katta jinoyat-ku bu. Endi biz Suyutiyni malomat qilmoqchi emasmiz. Suyutiy katta olim, hurmatimiz bor. Suyutiyni shaxsiyati boshqa, Suyutiyni olimligi boshqa, imomligi, muhaddisligi, mufassilligi boshqa masala. Ama bu oyatni mansuh deyishlik bu qaul boshqa masala. Shuni farqini bilaylik. Biz hozir bu yerda Suyutiyni rad qilmayapmiz. Suyutiyni aytmayapmiz, katta jinoyatchidir, xoindir, Alloh hukmini ibtol qilyapti, demayapmiz. Bu gapni aytyapmiz. Bu xato gap, bu oyat mansuhdir degan gap katta jinoyat. Bu gap katta jinoyat. Bu gap Alloh hukmini bekorga chiqarishlik. Shu gap oyatni bekorga chiqarishlikdir. Buni farqini bilishlik kerak. Masalan, hammamiz insonmiz, mana hayotda yashayapmiz, ba'zan bizdan gunoh sodir bo'layapti. Shu qilgan gunohimiz najasmi, najas emasmi? Qabihmi, qabih emasmi? Qabih-ku, najas-ku. Yomon-ku. Lekin bu amalimizning yomonligi bizni yomonligimizni ko'rsatmaydi. Biz yaxshi insonmiz. Ammo shu xatoni qildik. Biz nima qilishimiz kerak? Darrov bezorlik e'lon qilishimiz kerak. Shayton aldadi meni. Yo xato qildim, noto'g'ri tushundim. Shu qabohatdan, shu gunohdan men bezorman deyishimiz kerak. Yuz o'girishimiz kerak. Bo'ldi, ish bitdi. Lekin qabohatni himoya qilib, hech kim e'tiroz qilmasin, meni amalim bu. Men haqman bunda. Hech kim e'tiroz qilolmaydi deyishlik joiz emas. Siz jaholatni, kufrni himoya qilyapsiz. Ya'ni butun masalalarda shunday. Biz qachon masalan bir katta olim yoki imomning so'zini, fatvosini rad qilganimizda, u olimni rad qilmayapmiz. U olimlarga bizning hurmatimiz bor. Hurmat qilamiz. Bizning vazifamiz bu, Alloh orasida bizga shuni buyurgan. Lekin olimning u so'zi yoki xato amali bo'lsa, uni biz qattiq rad qilamiz, undan hech qachon kelishmaymiz. Uni hech qachon qabul qilmaymiz. Va xato bo'lgan so'zga, xato bo'lgan amalga hech qachon hurmat ko'rsatmaymiz. Mana shu islomning qo'ygan qonuni. Endi buni tushunmaganlar, mana men bu izohni berishga majbur bo'layapmanki, chunki ba'zilar noto'g'ri tushunyapti buni. Ba'zilar Suyutiyga nisbatan deb turib, alhamdulillah bizda yo'q, ko'pincha boshqalarda sodir bo'lyapti. Ba'zi diyorlarda aytadiki, Arabistonda Hanafilarga nisbatan yoki mana Suyutiyga nisbatan shu Jalolayn o'qilgan vaqtda, ya'ni Arab shayxlari qattiq e'tirozni bildirishyapti hozirgiga o'xshagan. Bizning diyorlardan borgan talib ilmlar yoki boshqa ilmi zaif bo'lgan kishilar bu e'tiroz, bu raddiyalar Suyutiyni shaxsiyatiga deb olishyapti-da. Ikkinchi kishi Suyutiy adashgan ekan deyapti. Suyutiydan ehtiyot bo'linglar deyapti. Qarang, noto'g'ri tushunyapti-da. Bu bitta xatomi, ikkinchisi yana ba'zilar esa Suyutiyni himoya qilsa, sizni rad qiladi. Agar bu kim bu deydi. Suyutiyimiz imomligini bilamiz. Suyutiy katta olim, butun ulamolar tomonidan olimligi, mujtahidligi qabul qilingan. Endi bu Suyutiyni rad qilyaptimi, yomon deyaptimi? Suyutiy yomon emas, bu o'zi yomon. Bu o'zi din dushmani, bu o'zi islom dushmani, ilm dushmani deb bu tarafdan ham noto'g'ri tushuniladi. Shu ikkita xato shuncha bo'lib qolmasin deb, ya'ni mavzudan tashqari narsani aytyapmiz. Suyutiyning falosi xo degan so'zi noto'g'ri. Biz bu so'zga qarshimiz, Suyutiyga qarshi emasmiz. Suyutiyni hurmat qilamiz. Va hurmat qilishdan boshqa yo'limiz ham yo'q. Kimiki Alloh va Rasuliga iymon keltirgan bo'lsa, butun olimlar, faqat olim emas, butun mu'minlarni hurmat qilish majburiyatida. Majbur. Shaxsiyatga kirganimiz yo'q.
xatoni rad qilyapmiz. Shuni bo'lishimiz kerak. Mansub desiz, hozirgi tafsirlar mana bekorga chiqib ketyapti. Sahobalar nima uchun tafsir qilyapti bo'lmasa? Hech tafsir qilmasdan aytib qo'yaversin. Bu oyat mansub bo'lgan, tafsir bilan shug'ullanib o'tirmanglar. Desa bo'ladi-ku, unday emas. Doim qulingizdan kelganicha eng mukammal holatda taqvo qilasiz. Ana o'shanda kufrdan, shirkdan, bid'atdan, xurofatdan saqlanasiz. Va yana davomiki vala tamutunda o'lmanglar deyapti. Oxirida nun kelyapti, qarang, ta'kid nunlari. Hech qanaqasiga o'lmanglar. Illa va antum muslimun, lekin sizlar muslim holatlaringizda o'linglar. Ya'ni o'lyapti deganda ham islom bilan o'linglar deyapti Alloh taolo. Ulamolar aytadiki, bu oyatda ikkita narsa bo'ldi. Biri amr, ikkinchisi nahiy. Amr mana ixtiloflarni ichidan chiqardikda oxiri bunga amrga itoat qilsa bo'ladi. Bu buyruqqa itoat qilishdi, imkoni bor. Albatta qo'limizdan kelganicha qilamiz. Lekin nahiy, ikkinchisi nahiy, bu qo'limizdan kelmaydi-ku. O'lyap turgan holatimizni qo'ying. Hozir bir soatdan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Bir soatdan keyingi narsaga biz kafolat beramaymiz-ku, garantiya beramaymiz-ku. Alloh taolo bizni nahiy qilyaptiki, va aytyapti, faqat islomiy holatda o'linglar deyapti. Biz bu buyruqqa qanday itoat qilamiz? Degan savol keladi, tushundingizmi? G'ayb masalasi-ku. O'lyap turganda islomda o'lishligingiz Allohning qo'lida. Biz islomda o'lamizmi, kufrda o'lamizmi, buni Alloh biladi o'zi. Bu Alloh taolaning bu hukmini qanday tushunishlik kerak desa, ulamolar aytadiki, bu nima degani? Har qanday holatda islomda yashagin degani. Aytayotganki, ba'zan asl maqsaddan boshqa maqsad gapiriladi. Alloh taolo bir daniga kayfa takfuruna dedi sahobalarga. Sahobalar kofir bo'lgani yo'q edi. Lekin yahudlarga itoat qilishning natijasi kufrga olib borardi baribir. Aniq narsa. Shuning uchun Alloh taolo bir daniga natijani ko'rsatib, odamlar qabohatini bilsin deb, natijani ko'rsatib gapirdi. Bu yerda ham shunday bo'lyapti. Gapni o'zi emas. Boshqa ma'no qasd qilinyaptiki, sizlar har qanday holatda islomda yashaysizlar. Har qanday holatda islomda bo'lsangiz, o'lim bir kun bir o'zini soatida keladi baribir. Siz har qanday holatda islomda yashaganingizdan keyin o'lim xolagan soatda kelaversin. Qay soatda kelsa ham siz antum muslimun bo'lib vafot qilasiz. Muslim holatda vafot qilgan bo'lasiz. Masalan, hozir biz shu holatda o'lsak, zohirimiz yaxshi alhamdulillah. Zohirimizda tafsir o'qiyapmiz. Botinimizga munosib bo'lsa zohirimizga, botinimizda ham tafsir o'qiyap turgan bo'lsak va irodamiz, niyatimiz ham ilm bo'lsa, Alloh rizosi uchun bo'lsa, shu holatda o'lsak, mana muslim holatda o'lamiz. Vala tamutunna illa va antum muslimun degan holatda. Endi bu darsdan chiqqandan keyin shu darsni tayyorlashlik, amal qilishlik, da'vat qilishlik. Xullas, butun hayotimizda kechayu kunduz islomda yashasak, ana unda biz qachon o'limga kelsa-kelsin tayyor bo'lamiz va muslim holatda o'lgan bo'lamiz. Ama bazen ilim okusayız, bazen namaz okusayız da, köçüge çıkkanızdan keyin, mesela musika merkezlerine basayız. Peki maskeli üçün eserlerde istimal kısayız. Elhamdülillah bizi etrafımızda, bizi şagirdlerimiz için de yok. Yani bizden acil ergenden keyin, medreseden gitkenden keyin, Rusya'ya barıp, ya vatanına barıp, aynı genler bunu yaptı. Ama bizi medresede okuyan halette yok elhamdülillah bu neseler. Yani insonning ichki hayotini bilmaymiz, ya'ni tushunchalik kuzatganimiz, harakat qilganimiz, xizmat qilganimiz o'ylaymizki, yo'q bu narsalar. Lekin ba'zi insonlar bor, ko'ryapsizlar, namoz ham o'qiydi, aroq ham ichaveradi, namoz ham o'qiydi, sigaret ham chekaveradi, namoz o'qiydi, zino ham qilaveradi. Shu insonning ikkita holati bo'lyaptimi? Namoz o'qiyapti degan holatda o'lsa, muslim holatda o'lgan bo'ladi. Lekin aroq ichayapti degan holatda o'lib qolsa nima bo'ladi? Yoki siz taqvodor insonsiz, shayton vasvasa qildi, keyin bir musiqa eshitdi dedingiz. Musiqa eshityapti, o'zi o'lib qoldingiz, nima bo'ldi? Odamlar qaradiki, o'lib qolibsiz, ya'ni falonchi domla o'lib qolibdi. Yo falonchi talibim o'lib qolibdi. Deb, unga qaradiki, qulog'ida ham naushnik,
Bir birinci görüp tahsillendi. Ey Subhanallah. Kur'an eşdeyatürü ölü kap çekildi. Dedim, ben şuna gidip kulağınızdan çıkarım. Neyse, dangır dungur, Darubeyni müzikalar. He? Avrupa'nın müzikaları. Ki hayran kalattı. İyi. Bu kadar hayat. Siz Müslüm halette ölmediniz şimdi. Şunun için ihtiyat bölün. Şeytan sizi vasfaza kıladı ki az yine. Bir dakika. 5 dakika müzik içtin deydi. Ya başka mümkünlerle büyüredi. İşenmeyin ya. O şey halette ölüp kasız mı bulaz? Ben insanların alamatının itibarı yok. Lakin Allah huzurunda kaldı. Katışan mı da bulaz? Ölümümüz cüde huni halette bugün bulaz. Çünkü şu her kendi halette, İslam halette bulun ki, İslam amelinde bulun ki, ölüm kaçan ki zaten tayyarsız. İslami halette ki turas. Ve şunu bilin, hayatta kendi yaşasız, yaşasız ölüm şundaya gelir, şundaya ölesiz. Mesela, şu tabliği cemaatim köp misal geldiledi. Hakikaten varlarsa, buradan bazarda daim piyaz satıyor. Piyaz geldi, yenge piyazlar geldi, kilası falanca. Onu bütün hayat şunda ötken. Bazı şunda insanlar öyle yaptırken deyem. O öyle yaptırıydı. Kelimeni etkinse piyaz geldi. Piyaz alıyorlar deyem. Hey, öyle yapsan koy piyaz yine. La ilahe illallahü Muhammed Resulullah bunu fazileti köp talkın kılmadı. Yine piyazdan getir yaptı. Pakistanlılar nemelerde getirirler deyem. Avtobüslerde pülüyüge deyem adamlar. Bedene de seyretti onlar. Avtobüsler kiti uğradı. Avtobüsler darvazaları açık. Şu pül yığadırken barlar bir tek olumlu asılmakken etiyat. Kiti diye yerine etiyat. Sadar sadardır. Doğrupiye baycan. 2 lira, 2 lira, 2 rupiye de yaptı. Adamlar da çakır yaptı. Bütün hayat için de ötedir. Madem ki şu işte bulsa, kestir bulsa şunda. Şunlar öyle yaptırken diyeyim. Barlet edin. Maşına avarya buldu deydi. Yıkıldı, bana yıkılgen, cam bir yaptı. 2 rupiye vereceksin, 2 rupiye. Yani 2 lira, 2 rupiye, 2 rupiye halas. Diyen halette öyle yaptı. Dünyada kendi yaşasız, hayatınız kendi olsa, ölümümüzden şimdi bulaz. Ölümümüz kendi olsa, kıyamattan şimdi tırılaz. Şunun için, her kendi halette İslam'da bulunuyor, Kur'an-ı Hadis'e muhafı yaşayacak ki, kaçan ölüm geçer, ölemez. İslami halette ölemiz, kıyamette tırılsıyken İslami halette tırılamız. Allah Subhanehu ve Teala bizge ve bütün ümmetge bu güzelliklerde müyesser kılsın.